Arkadaşlar merhaba, Lezzetli Eller kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlaç yapacağız. Önce yıkadığımız pirinçleri tenceremize alıyoruz. Üzerine suyumuzu ekliyoruz. Bu eklediğimiz suyla beraber pirincimiz kaynayacak. Haşlanana kadar biraz ocakta tutacağız. Önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Arada karıştırarak dibinin tutmasını engellemeye çalıştım. Pirinçlerimiz haşlandı, suyunu çekene kadar neredeyse. Şimdi sütümü ekliyorum. Ben bu tarifte suyu biraz az kullandım. Süt ağırlıklı bir sütlaç yapmak istedim. Köy sütüyle yaptık. Çok da lezzetli oldu. Tavsiye ederim kesinlikle. Ekleyerek karıştırıyorum. Sonra kendi halinde kaynaması için bırakacağım. Evet, sütümüz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra tekrar karıştırıyorum. Ve altını kısarak kaynamaya devam etmesini sağlıyorum. Evet, kaynayan sütlacımıza şimdi şekerini ilave ediyoruz. Şekerini ilave ettikten sonra karıştırarak yayılmasını sağlıyoruz. Sonra bir süre daha şeker ilave ettiğimiz sütlaç kaynamaya devam edecek. Sütlacımız pişme aşamasını tamamladı. Şimdi unumuzu ve suyumuzu hafif kıvamlı bir şekilde çırpma teliyle çırpıyorum ben, özellikle topak olmasını engellemek için. Sütlacımıza kıvam vermesi için birazdan ekleyeceğim. Topak kalmayacak şekilde çırpmaya devam ediyorum. Şimdi kaynamakta olan sütlacıma hazırladığım unlu karışımı ilave ediyorum. Güzel bir kıvam alması için. Karıştırıyorum. Tabii burada sık sık karıştırmamız gerekiyor, topaklanmasını önlemek için muhakkak hanımlar. Evet, karıştırdığımız sütlacımız gayet güzel oldu. Kıvamını aldı. Artık servise hazır bir hale geldi.
Evet, sütlacımız şimdi hazır servise kaselere koyuyoruz. Evet arkadaşlar, sütlacımız hazır. Kıvamı da gayet güzel oldu. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.